Bir saniyenizi alabilir miyim diyecektim ama. Şu an müsait değilim. Görüyorum. Mehmet Bey. Başınız sağ olsun. Alay mı ediyorsun lan sen benimle ha? Mehmet sakin. Yo, ben gerçekten üzgünüm. Sen öldürdün abi. Sen öldürdün alçak. Ben kimseyi öldürmedim. Kimseyi tek bir yanlış bile yapmadım. Mahvedeceğim lan seni. Sürüm sürüm süründüreceğim. Bakın. Kanun adamı olarak böyle konuşmanız doğru değil. Acınızı anlıyorum. Defolup gideceksin bu kasabadan Cesur Alemdaroğlu. Susuyorum şimdi. Ama sabrımı zorlamayın benim. Çıkın dışarı. Cezamı kendi ellerimle keseceğim. Mehmet yeter. Savcı bey, siz bunu duymamış olun. Kederinden söylüyor. Hadi, hadi, hadi. Beyefendi lütfen. Hadi dışarı. Lütfen beyefendi. Cesur bey eşlik edin. Alçak herif. Bir saniye, alçak yavaş ya. Beyefendi, bir dakika. Ya ben beni biliyorum. Tamam, lütfen. Bitti. Ya tamam, elini çek. Elin... Tamam, bana dokunma, elini çek. Bir saniye, yavaş ol. Benim daha işim bitmedi. Bakın, madem kapıya kadar geldiniz, o zaman size derdimi anlatayım Sayın Başkan. Buyurun. Şimdi benim çiftliğimde elektriğim, suyum kesilmiş. Borcum falan yok. Genel bir arıza olduğundan bahsediliyor nedense. Ama kimse benim karşıma çıkıp o genel arızadan bahsetmiyor. Onun bir açıklamasını yapamıyor, bir cevap veremiyor nedense. Kardan dolayı bazı direkler hasar gördü. Çalışmalar yapılıyor. Hmm. Peki sadece benim çiftliğimin etrafındaki direkler mi hasar gördü Sayın Başkan? Ayrıca benim çiftliğimin suları da kesik. Evet, var öyle şikayetler. Tek tek inceliyoruz. Ben etrafta öyle inceleme yapan birisini falan görmedim. Hayır, kim inceleme yapıyormuş? Gelin bana söyleyin, ben onu bir bileyim. Eğer sizin elemanlarınız yetmiyorsa, ben hasarı tamir edecek, onaracak başka adamlar bulurum. Baktırıyorum, merak etmeyin. Ya ben bir şey merak ediyorum. Siz böyle mi uğraşacaksınız benimle? Yani elektriksiz kalınca, susuz kalınca Cesur Alemdaroğlu buradan gidecek, öyle mi? Yok öyle ama. Ben pes etmem. Ben mücadele ederim. Tamam beyefendi. Şu adamın sesini kesemedik ben. Sakın müdahale etme. Söylensin, söylensin gitsin. Ama şunu bilin, eğer bunun aksini iddia eden birisi varsa... Kardeşim dokunma bana. Bana dokunma. Bunun aksini iddia eden birisi varsa demek ki beni tanımamış. Ama daha çok uzun zamanımız var. Nasıl olsa tanışacağız. Elini çek. Şimdi bundan sonra ben bir büyükşehir belediyeye bir gideyim bakalım. Ondan sonra ne oluyormuş? Onlar bir detaylı bir şekilde araştırsınlar. Elini çamura bulayan kim varsa herkes cezasını çekecek. Bak bunu buraya yazıyorum. Sayın Başkan.